telefon almak, proje yapmak meselesi sivil toplumda artık çok yaygın ama bu yönlendirmeyen, tamamen sizin faaliyetlerinizi destekleyen, sizi başka bir yere kanalize etmeyen bir program olduğu için de çok kıymetli. Yani özgür bir şekilde çalışmalarınızı yürütebiliyorsunuz ve çok güçlü bir şekilde destek alıyorsunuz. Bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese öneriyorum. Kurumsal kapasitelerini geliştirmek isteyen ve güçlendirmek isteyen, ayrıca da farklı ilgi alanlarına giren aktivitelerini hayata geçirmek isteyen mutlaka haklara destekten, kurumsal desteğinden destek alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz öyle yaptık hakikaten. Hibe süreci döneminde karşılaştıkları bütün olumsuzlukları tüm açıklıklarıyla raporlayıp desteği değiştirebilecekleri, bir şekilde zorlukların beraber üstesinden gelebilecekleri bir dernekten, Hafıza Merkezi'nden destek alıyorlar. O yüzden tüm açıklıklarıyla bu süreci yönetmelerini tavsiye ederim. Biz haklara desteğe başvurduğumuzda yalnızca proje açımızı finanse etmeyeceklerin, aynı zamanda kapasitemizi geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetler yapacakları sormuşlardı. Ve biz tüm süreç boyunca tüm haklara destek faaliyeti boyunca kurumsal kapasitemizin geliştirmesine yönelik çok önemli destekler aldık. Başvuracak kurumların bunu mutlaka gözetmesini ve maksimum derecede bu süreçten faydalanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Daha özgüvenli ve kendinden daha emin, ne istediğini daha iyi bilerek ilerleyebileceğini, çalışabileceğini düşünen insanlar, kurumlar, bunu isteyen kurumların başvurmasını ve destek almasını öneririm. Kurumlar haklara destek projelerini yazarken faaliyetlerine başka yerlerden edinemeyecekleri kurumsal kapasite geliştirmeye dair aslında faaliyetlerini yazmaları. Yani proje faaliyeti değil de örneğin bir eğitmen, bir stratejik planlama atölyesi, bilim, bunun gibi şeyler, istihdam, muhasebeci, bizim hiçbir yerden edinemediğimiz proje bütçelerinden bu tür destekleri, hakları destekten almaları çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu tip bir araya gelmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca çok başka sivil toplum örgütüyle bir araya gelip, mümkün olduğunca çok deneyim paylaşıp, diyaloğun sürekli kurulmasına dair yapabilecekleri ne varsa yapmaları tavsiye ediyorum. İkinci olarak katılmayı düşünen örgütlere kurumsal kapasiteniz ya da insan kaynağınızla ilgili önce bir ihtiyaç analizi yapın. Programınızı belirleyin. Demokratik katılımınız için ya da kendi kurumsal kimliğiniz için ne gerekiyorsa yazın ve hakları destek hibesine başvurusuna öneririm.